Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere çok uzun bir zaman sonra yeniden bir video atıyorum kardeşlerim. Evet bu videoyu neden atıyorum arkadaşlar? Bu videoyu sizlerle bir hasret giderelim, birazcık oyuna dair konuşalım diye atıyorum. Biliyorsunuz Discord'da sohbetimiz muhabbetimiz devam ediyor ama YouTube ekranlarına bir nebze ara verdik, veda ettik gibi oldu arkadaşlar. Aslında veda etmedim ama Oyunda e, yüksek derecede bir keyif zevk e, olmadığı için arkadaşlar buna artık e, çok fazla şevklenemiyorum. isteğim kalmıyor buradan biliyorsunuz benim öyle bir kazanç beklentim falan da yok o yüzden de e, bunu tam zamanlı bir iş gibi yapmıyorum arkadaşlar vaktim dediğim gibi çok fazla olmuyor İş, güç aile ev çocuk vesaire derken o yüzden de e, buraya çok fazla vakit ayıramıyorum. Ee, yine de, yine de e, böyle bir video sizlere atmak istedim arkadaşlar. Bu videoda çok fazla paket açacağız arkadaşlar. Ee, hesaptaki gelişmeleri de konuşacağız. Neler yapmak istediğimi de konuşacağız. Biz yine de boş durmuyoruz arkadaşlar. Girmeye çalışıyoruz oyuna. Ee, hesabımda son hali şu şekilde kardeşlerim. Ee, son hali bu şekilde ama çok fazla transfer haberi var. Çok fazla transfer yapacağım umuyorum. İlerleyen süreçte. Evet, e, isimde var arkadaşlar. Şu an göstermek istemiyorum. Pazarda şu an. E, bazı oyunculara yatırım yaptım arkadaşlar. Daha doğrusu yatırım için bekletiyorum diyeyim. E, o dediklerim olursa onlarla ilgili de size bir video atabilirim arkadaşlar. Evet biliyorsunuz Rivals yetkinliği geldi arkadaşlar. Rivals yetkinliğinde ana bölümde Zanetti ve Maldini var Arkadaşlar bu ikisini de alabilecekmişiz gibi duruyor. Biliyorsunuz zanet diye şu günlük haftalık görevlerden vesaireye çok puan veriyor arkadaşlar zanet diye. Ben henüz o puanları toplamadım. Birazdan ona da bakarız. Maldini arkadaşlar az puan veriyor gibiydi ama e, Maldini ile ilgili şu takas kısımlarına baya bir şey gelmeye başladı arkadaşlar. E, şu kısma bakın Mertens geldi, ondan önce başka bir oyuncu geldi falan. E, bu kısımda planda olmayan bazı gelişmeler yaşanıyor arkadaşlar. O gelişmeler için de e, Maldini kısmını da ben alabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yani takasları vesaire e, böyle istikrarlı bir şekilde yaparsak Maldini'yi de alabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Buraya da hemen şöyle şu takası yapalım hazır gelmişken. 5 puanları da yapıyorum ben arkadaşlar. 5 puanları da yapıyorum çünkü 5-5-5-5 bir sürü gün yapacak arkadaşlar. E, bu etkinliğin toplamda e, zannediyorum bu etkinlik toplamda 24 gün yani 24 gün var. E, 24 günde baya bir puan oradan gelecek arkadaşlar takaslar kısmından. Tabii ki de hani 5 puan 5 puan 24 gün dersek 120 puan yapar ama 120 puan da bizim için önemli olacak. Öyle görünüyor arkadaşlar. Onun dışında kardeşlerim ikon serüveninde daha ben son kısma yeni geçebildim arkadaşlar. Ve bu kısımları da henüz yapmadım. Buraları şu cevherler için arkadaşlar mutlaka yapın sizler de. E, bu cevherleri almak için yapın. Tabii ki ilerleyen süreçte 92 zilen için sanıyorum çok fazla puan istiyordur arkadaşlar. Ben henüz orayı açmadığım için bilmiyorum. E, bilenler varsa Yoruma yazabilir arkadaşlar. Onun dışında geçiyoruz. Biliyorsunuz Şampiyon ligi etkinliği bitti arkadaşlar. Ama bu etkinlikte şurada biletleriniz kalmış olabilir. Burada sevdiğiniz oyuncular varsa Royce Almiron gibi onlardan alabilirsiniz. Veya birbirine derece basabilirsiniz. Onlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Saliba buradaki en yüksek genli oyuncu. Onu da alabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne 3 tane alıp gen basabilirsiniz vesaire. Diğer oyuncuların da değerlerine bakarak karşılaştırma yapabilirsiniz kardeşlerim. Evet devam ediyoruz. Gizemli transferlerde arkadaşlar buraya 89'luk bir oyuncu geliyor. Yine bakalım kim gelecek. Sanıyorum bu da belliydi arkadaşlar ama şu an hatırlayamadım inan ki. 89'luk ikonun kim olduğunu hatırlayamadım. Onu daha sonra sizlerle paylaşırız. Evet görev modunu mutlaka yapın arkadaşlar. Şu şampiyona görevi gördüğünüz gibi 2000 cevher veriyor. Ee, onu mutlaka yapın ve günlük görevlerden de bu kısmı mutlaka bitirin arkadaşlar mavi oyuncu alabilmek için Evet kardeşlerim şimdi geliyoruz Öncelikle ee, mağazadan Şurayı bir açalım arkadaşlar mağazadan günlük görevimizi 80-78 çıktı gayet güzel Evet gelelim şimdi ee, haftalık şu görevleri arkadaşlar bakalım buradan Öncelikle kimi çıkaracağız? Ve sonrasında da kimi çıkaracağız? Buradan ilk başta 79'luk bir oyuncu çıkardık. Şimdi de haftalık görevden de yola gidemedik. Buradan arkadaşlar genellikle ben çok güzel oyuncular çıkartmıştım. 80-90 arasında. Genelde 88-89 falan çıkıyordu. Bu sefer çıkaramadık arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, videoya özel... Maalesef bir çıkarım yapamadık. Keşke çıkartabilseydim. Burada gördüğünüz gibi günlük görevlerden birçok mavi veriyor arkadaşlar. Ee, günlüğü tamamladığımız zaman. Evet 83 buradan bile daha iyi verdi arkadaşlar. 70-88 arası 83 verdim İlginç. Evet bakalım buradan kimi verecek? Rivals haftalık ödülünden yine yola gidemedik arkadaşlar. 83'lük Bayana verdi. Gerçekten üzücü. Burada da arkadaşlar görüyorsunuz kafa golünü bile yapamamışım. 10 gün sonra hem 80-95 arası verecek hem 50 Rivals puanı verecek. Hem de Mascherano'yu verecek arkadaşlar. Gayet 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 güzel. Mascherano arkadaşlar baya bir işimize yarıyor. Özellikle Coins artırmak için baya bir işimize yarıyor Mascherano. Onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mantıklı tabii ki işler yapmanız lazım. Mascherano'yu kullanabilmek için e, onunla da ilgili daha sonra nasıl avantajlı kullanabileceğinizi sizlere göstereyim ama tabii ki dediğim gibi gelirseniz e, Discord'da bununla ilgili pek çok şey bulabilirsiniz. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Mağazada e, Rivals bölümünden Ha arkadaşlar şunu ben e, çevirmedim. Bunu da e, mutlaka çevirin. E, sadece şurada turnuva var arkadaşlar. Şu turnuva puanını kullanacağız. Bakalım kimi çıkartacağız? 85-90. Artık, artık burada güzel bir şey yapsın bize. Artık çünkü hiçbir şey gelmedi. Mbappe gelsin. Stopper. Upa mı? Hayır Saliba. Evet Saliba geliyor her yerden arkadaşlar. 87 Saliba geldi. Ee, evet oradan da alacağız Saliba. Buna basarız. Evet bakalım bir kez daha açıyoruz. Lütfen artık şöyle Ederi güzel bir şey gel. Alman Neuer gel. Evet Borussia Dortmund'dan Royce. Allah Allah oradaki adamlar geliyor şaka gibi arkadaşlar. Kural, tanı, e, Kural tanımayan diyorum. Oradaki şeydeki adamlar geldi. Yükselme ihtimali olan adamlar geldi. Şaka gibi arkadaşlar. 85 geldi. E, 100 puanı da e, kullanalım. Günlük e, şurada 100 puanı da kullanalım arkadaşlar. Evet basıyorum. Buradan da 78 Jamie Vardy geldi. Evet arkadaşlar bu kısmı da bitirdik. Şimdi geldik Division Rivals bölümüne. Burada ödüller değişti biliyorsunuz. Satın alma limiti şu an 3125'i açalım bakalım. Buradan bir şansımız dönecek mi? Bu video inanılmaz şanssız oldu ama artık güzel biri gelsin. Netherlands, Senet Van Basten mi? Van Basten. Harika geldi arkadaşlar. Buraya saklıyormuş demek ki gerçekten çok güzel geldi arkadaşlar. 34,5 milyonluk Van Basten geldi. Çok güzel geldi arkadaşlar. Haftalık çok çok iyi geldi. Ödüller çok düşmeyeceğine göre bunları da Açalım arkadaşlar. Buralardan da güzel ödüller çıkaranlar var. Yola gidiyoruz şampiyonlar ligi etkinliği. İtalyan. Sabek. Di Lorenzo mu bu? Kim bakıyoruz? Evet, Di Lorenzo fena değil. 1.400 ee, daha yüksek gelebilir. Buradan Cinola falan çıkaranlar var. kampanya çıkaranlar var. O kadar yüksek beklemiyorum ama şöyle e, yola gidiyor. Yine Şampiyonlar Ligi amblemi görüyoruz. Yine İtalyan sağ bek mi? Allah Allah, aynısı geliyor. Şaka gibi arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir saçmalık yok arkadaşlar. Böyle bir saçmalık olamaz. Aynısı nasıl gelebiliyor ya? 5 tane de buradan açacağız arkadaşlar. Evet yine yola gidiyoruz. Yine İtalyan şey Şampiyonlar Ligi. Ronaldo mu? Bruno, Bruno Moydu. Ee, kim? Vitinha. Vitinha 84. Evet bu sefer gidemedik Samba. Bir yol daha bekliyorum. Evet bir yol daha geliyor. Yine Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. İspanyol CNT Real Madrid'den Joselu 84 Joselu bakalım ya şuradan bir Bellingham falan at bize çok değişik bir isim Saykan evet bir kez daha yol son yol artık bu kim İskoç MDO kim bu ya Manchester'da McTominay mi McTominay evet 170 bin değeri muhteşem bir e, değeri var gerçekten başka bir şey önermiyorum arkadaşlar burada zaten şunu kesinlikle almanızı önermiyorum ee, cevheri belki alabilirsiniz 2500 cevher fena değil ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Şunu kesinlikle önermiyorum arkadaşlar çünkü ihtimalleri zaten çok düşük. 91 gen, 86 gen falan yani 83 artı çıkıyor tamam da yani hiç önermiyorum arkadaşlar 2000 puan verilmez. Tabii ki şu varsa 25 puanınız alabilirsiniz. ben de öyle bir puan maalesef yok arkadaşlar. Şu da gayet güzel arkadaşlar varsa 50 puanınız alabilirsiniz. Evet bunun dışında bir de şu kısım var arkadaşlar. Bu kısımda ee, bir sürü birikmiş tümünü topla diyelim. Belki bir şey gelir pek sanmıyorum ama evet eze geldi arkadaşlar. Hiçbir şey de gelmedi buradan. Bir de şu Rivals bileti var sanıyorum. Pardon Rivals değil. Diğer bilet. Kural tanımayanlar bileti var. Burada bir şeyler varsa Burada da bir şey yokmuş ama şunları toplayalım. Evet, o 77 geldi fena değil arkadaşlar. 77 fena değil oradan. Şunu da alalım ve arkadaşlar bu şekilde günü noktalamış olduk. Gayet güzel şeylerimiz oldu transferlerimiz oldu. Van Basten aldık Van Basten. Çok güzel oldu arkadaşlar. Fan Basten'i şey yapmamız, transfer etmemiz. Bunu da e, satarız. Gayet güzel oldu. Diğer oyuncuları da e, Saliba'yı, Di Lorenzo'yu falan değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet kardeşlerim videoyu burada bu şekilde sonlandırıyorum. E, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.